Şimdi bu güzel canlımızı aldık. Hızlıdan geçici bir teraryum kuracağız. Geçici teraryumla hemen aktaracağız. Bakalım teraryumumuzu ne kadar başarılı kurabileceğiz. Alelacele aklıma gelen malzemeleri aldım ama bir göreceğiz bakalım. Tabii biz Gecko'yu hızlıca alınca birkaç video hemen hızlı bilgilenme amaçlı izledim. Bu 20'ye 40 akvaryumlar onlar için pek uygun olmayacak. Sebebi de şu, taban alanı önemliymiş bu canlılarda. Geniş de olmadığı için ben de gittim. Böyle bir saklama kabı aldım. Metre var mı yakında? Metre. Hemen getireyim zaten. Evet, şimdi küçük asistanımızdan metre istedik. Bir getirsin bakalım ama yaklaşık bir Bir bak. 30'a 35'e 45 gibi bir ölçüsü var. Şu şekilde üzerinden delikler açtım. Bu doğru mu yaptık? Yeterli olur mu bilmiyorum. Bir videoyu çekip hızlıca koyalım. Alper Bey'e sorarız. Yanlışlarımızı düzeltiriz artık. Delikleri küçük açmıştım. O bir hata. Mesela içerisini ben nemlendirmedim. Su buharlaştıkça kendiliğinden nemlenmiş. Şimdi o delik sayısı yeterli gibi geliyor bana. Sadece çaplarını genişletiyorum ama şu anda şarjı bitti. Eğer o da genişletme de çözüm olmazsa bu sefer ortaya kocaman kocaman delikler delmeyi deneyeceğim. Bakalım, onları da ileriki videolarda tecrübe ettikçe gösteririm. Şimdilik böyle gün içinde havalandırarak idare etmeye çalışıyorum. Bulamadım baba. Tamam, bak şimdi madem bir tane A4 kağıdı ver bana. Ver A4. onun ölçülerini, yaklaşık biliyorum. Şimdi A4 kağıt. A4 olduğu için mi öyle dedim? Yok, ölçüleri var onun. Bir dakika dur. Şimdi bir A4 kağıdının boyu yaklaşık 30 santim civarıdır. 29 küsürdür. Madem bunun dıştan dışa yaklaşık, bu kapta dıştan dışa yaklaşık 30 santim civarı, içi de 29 santim olabilir. Şöyle içine koyduğumuzda 30 desek 40 herhalde ya. Diğer 20'ye 40'tan daha güzel olacak, daha uygun olacak. Şimdi bunun altına öncelikle bir peçete serelim. Kaç kat? Bir kat. Bir kat. Tamam. Hemen şurada aldım. Burada ölçüp koysana. Hemen koydum baba. Zaten uygun da geldim. Uygun da geldi. Hadi bakalım, madem bu taraftan da koyarız bir. Güzel ya. Dur, bence onu tek parça yapıp katlayalım. Bir saniye bekle. Tek parça. Bir saniye bekle. Kaç parçaydı bu? 1, 2, 3, 4. Sen 4 parçayı kopar oradan güzelce. Bak şimdi fazlalığı katlayacağız. Dur. Bir saniye. Tut sen bunu, ben güzelce. Ben hemen katlarım. Dur ama ne kadar fazla. Ben katlarım baba. Eh kızım. Bunun her şeyini ben yapacağım. Bunun her şeyini sen yapacaksın. Çok sahiplendin buna. Hadi Tamam. bakalım Oldu sen. gibi. Bakalım oldu gibi. Sanki. Bak şimdi bu tarafa koyacağız ya nasıl? Şunu biraz da karşıya doğru da çıkartabiliriz bence böyle. Ha. Nasıl olsun bu Şöyle taraf. koltuk mu diyorsun Heh, yani? tamam. Bu taraf açık kalacağı için. O kadar çok oldu. Biraz indir onu. İndir Çek derken? bize doğru. Çek çek çek. Çek bir parmak şeysin yeter. Heh. Tamam. Oldu gibi. Tamam oğlum. Tamam, bak şimdi burayı da nasıl yapalım? Bence Gene dört parça Hayır, koparacağım. bence dört, iki, bir yaparım, Çok bir parçalı olsun koparım. istemiyorum. Sen dört kes. Biz bu taraftan da yapalım onu. Heh. Hemen şunu şöyle katlayacağım. Yarıdan katla onu hızlıca. Yeterli Tamam. gibi. Aferin benim kızıma. Hı. Güzel. Bu iş Bak önemli şimdi. mi? Tabii arkadaşlar, bu geçici bir teraryum. Yaz aylarında olduğumuz için de öyle çok sıcak soğuğa da bakmayacağız. Gündüz gece sıcaklık farklarımız da var. Bunların yaşam koşulları biliyorsunuz 32 derece. Gece de işte 24 dereceler falan ideal oluyor. Yaz aylarında da o değerleri yakalayacağız. Sen şimdi şu mağara kabını ver. Aa, mağara kabını kesmedik. Evet, şu saklanma kabı var ya. Evet, ondan mağara yapacağız da yapmadık. Koy bakalım bir tarafa onu. Şöyle bir Şöyle koysak güzel büyük bir olur. saksı aldım ona. Tabii ben şimdi bundan girip çıkabileceği bir yer yapacağım. Onu da bakalım, falsetle Çıkalım, falan orası bence güzel.
Kesmek istemiyorum. Keskin olmasın çünkü kuyruk bırakma olayı varmış bunlarda. Kuyruğu kopsun istemiyorum. Tamam, bunu kesildi farz ede şimdilik. Ver bakalım bir de şeyi. Videonun sonunda ben bunun kesilmiş haline eklerim. Hayır, su kabı için. Su kabı için. Sürüngene de var. Ha. Su kabı için ver onu. Su getireyim mi? Koysana, bu sağ tarafa koy bunu. Bence bu şöyle koyulsa daha güzel olur. Peki, tamam, öyle koy. Şimdi böyle yaptık. Biz daha çok yeniyiz. Hızlı izlediğim videolarda kalsiyum falan alınacak. Onlara bakacağız. Tabii bunu... Ya ben şöyle düşünüyorum. Bunlara ciddi paralar veriliyor. O yüzden böyle bir saklama kabında ben bunu bakmak istemiyorum. Peter için de aynı şey geçerliydi. Hani ucuz yollu bakmaya kalkışmak biraz mantığa aykırı geliyor ama şu an içinde mantıklı geliyor. Sıfırı tükettik. Ama en kısa zamanda hani canlıya o kadar para verdikten sonra güzel bir teraryumda kurulumu olması gerekir. Bu bizim geçici yaptığımız bir şey. Sıcak soğuk alanı için buna ısı pedi falan alırız. Güzel bir teraryum kurulum videosu daha sonra gelir. Bu geçici ve basit bir teraryum kurulum videosu. Şimdi kızım ne yapalım? Su getireyim. Su getir, suyunu koyalım. Tamam. Bu şurada var bak. Bak bak, benim şu şişede var. Tamam. Onu ben koyayım mı dikkat? Evet, bence dikkatli bir şekilde. Ben koyarım. Ay, ben tutarım, pardon. Dur. Dur. İstersen ben tutayım. Al, tut bakayım şunu. Rahatla koyalım. Öyle gelip de boğulacağı bir şey değil. Böyle sıvı bir porselen kap aldık. Güzelce yıkadık bunların hepsini. Biz canlının oraya gidelim. Canlıyı buna transfer edelim. Şimdi canlımızın transferini yapabiliriz artık. Ben şimdi bunun zımbalarını açayım. Sen güzelce al, aktar, tamam. Ben o arada videoyu çekeceğim, aman düşürme. Önüne koymam gerekiyor da. Tamam. Dönmüyor ki. Bak, sen elini aç. Ben onu senin eline aktaracağım, tamam. Geri gideceğim diyor. Şimdi dur, elini kaydır. He. Şimdi hoppa, yavaş çaktır bakayım. Gel bakalım. Yavaş çaktır. Küçüğüm benim. Koy bakalım. Gel bakalım. Yavaşça bekle, iyisin. Hiç acele etme. İner o şimdi. Tamam. Hop, maşallah. Hop maşallah. Geçici evine. Hoş geldin. Ben şu kaba hemen deleceğim. Onun girebileceği gibi bir şey yapacağım. Ama orada da şuna dikkat etmem gerekiyor. Çünkü bunlar en ufak bir hamlede kuyruk bırakıyorlarmış. Bizimkinin maşallah kuyruğu da güzel, her şey güzel. Şimdi tabii bunun nemlendirmesi, gördüğüm kadarıyla orada Alper ve peçeteyi nemlendiriyordu. Biz de onu danışıp nemlendirmesini de yaparız birazdan. Evet, şimdi bu saksıyı da kestim. Önce çift taraflı bant yaptım kestiğim yerlere, sonra da üzerine böyle elektrik bantlarıyla bir şekil vermiş olduk. Yoksa o kadar düzgün bir kesim yok orada ama. Güzel bir mağara girişi oldu. Saklanma alanı oldu. Bunu neden yaptım? Çünkü kuyruk bırakmasını istemiyorum. Güzelce besleyelim istiyorum. Oralarda haliyle keskin olacağı için böyle bir elektrik bantlarıyla kendimce tedbir aldım. Baba, izinin hayırlı uğurlu olsun diye bu kurdeleyi buraya yapıştırabilir miyim? Ne kurdele mi yapacağız Giko'yu? He. Ey Allah'ım yarabbim. Yapıştırabilir miyim? Ne yapacağız kurdeleyi be? Ya öyle sus ya. Yap kızım ama kenara köşeye yap, ortaya yapma. Şişt, girmeye düşünmüyor muyum bana? Bence o bize alıştıktan sonra girer diyorum ama. Evet. Kuyruğuna dokundum, direkt dikti kuyruğunu. Sakin ol. Ama dökmez o kadar. Sakin ol. Tamam kızım, dur bakalım. Hadi bakalım, gir yuvaya. Neyse, ben kapatayım da stres yaptırmayalım ilk günden. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıklı, keyifli hobiler dilerim. Baba, hoşçakalın. Dur. Ne oldu? Ya şeyi yapıştıracağım orada videodan. Kurdeleyi mi yapıştıracağım videoda? Evet. Ha, Giko giriyor içeri. Bekle, dur. Tamam, girsin bakalım, sonra yapıştırsın. Şuraya yapıştır. Şuraya yapıştır, tamam, hadi yapıştır. Buraya. Hayır, öteki tarafa. Temin gösterdiğin yere yapıştır. Buraya. Evet, yapıştır. Videoyu çek. Çekeceğim, tamam, o tarafa da kurdelemizi yapıştırıyorsun.
Tamam, ondan sonra bunu da yapalım. Koy bakalım kurdelerini doğru. Yeter o bir tane. Bir tane yeter mi? Yeter. Tamam. Gekomuz mağarasına girdi. Gececi hayvan bunlar. Gece bakarız. Şimdi kurdelemizde kapanışı yapıyoruz. Yaptın mı kurdeleyi? Evet. Evet. Dişi diye pembe de uydu yalnız ha. Bilerek mi yaptım bilmiyorum da. Dişi mi? Evet. Aa, ben rastgele yaptım. Hoş geldin kurdelesiymiş arkadaşlar. Evet. Böyle bir hoş geldin evine kurdelemizi. Hoş geldin. Evine hoş geldin kurdelemizi de. Tabi de şuraya yapmış olayım. Hayır yeter bakalım. Aa. Hadi. Hayır cıvkı çıkmasın hadi bakalım. Ya ne güzel olur ya. Hepinize sağlıklı keyifli hobiler dilerim. Vermiş. Hoşçakalın.